Özgür Bey, şimdi bir sosyal medyada bir paylaşım yaptınız. Bayağı iddialı bir paylaşımdı. Ve dediniz ki şimşeğin maliyeti ne olacak diye sordunuz. Ve bir rakam ortaya koydunuz daha sonra. Bir anlatın bize, neden böyle bir maliyet hesabı çıkardınız? Rasyonel olanı mı yaşıyoruz biz şu anda? Onu da konuklarımızla konuşmak istiyorum. Ama o rakamı nasıl buldunuz? 1 trilyon lira. Evet, döviz her hareketlendiğinde bizim aklımıza Türkiye'deki dış borçlar gelir. Dolayısıyla Türkiye'nin dış borcunun 459 milyar dolar olduğunu biliyoruz. Sayın Şimşek geldiğinden bugüne kadar doların 24 lira olacağı öngörüsüyle, dün hesap yaptığım için öngörüsüyle bir hesap yaptık. O da şu, geldiğinde bu 459 milyar doların TL değeri neydi? 8.7 trilyon liraydı. Bugün itibariyle bu rakam 24 lira üzerine hesaplarsak 11 trilyon lira oluyor. Aynı zamanda kısa vadeli borçlarımız var yabancı ve bunları hızlı bir şekilde ödememiz gerekiyor. 203.3 milyar dolar rakam. Bunun TL karşılığı Mehmet Şimşek göreve başladığı gün 3.9'du. Şimdi ise 4.9 trilyon TL. Dolayısıyla bu rakam aslında Türkiye Cumhuriyeti'nin 2023 yılı bütçesinde aşmış durumda ve aradaki fark 1 trilyon lira. 4 günde bu 1 trilyon lirayı kim ödeyecek? Bunun elbette kim ödeyecek sorusunun cevabı 86 milyon ödeyecek. Biz borçlandık. Fabrikada, tarlada çalışanlar, üniversitede çalışanlar, gazetelerde çalışanlar, toplumun her kesimi borçlandı. Ve biz bunu ekmek alırken ödeyeceğiz. Vergilerimizle biz bunu çocuğumuza bez alırken, mama alırken ödeyeceğiz. Ve sabahları işe giderken sadece simitle kahvaltı yapan işçi olarak simit alırken ödeyeceğiz. Dolayısıyla bunun maliyeti 1 trilyon lira. Şöyle diyenler oluyor İpek Hanım, çok belki de haklı bir soru olarak gözüküyor ama daha 4 gün oldu, bir sabır gösterseniz, ne yapıyorlar bir baksanız diyorlar. Ben buna karşı bu soruyu ben de soracağım Özgür Bey. Biraz haklı bir soru çünkü bu bir yandan da. Biz çok uzun zamandır işte rasyonel olmayan bir sistemden bahsediyoruz. Ve rasyonel ekonominin, rasyonel kuralların uygulanmasını istiyoruz. Ve birileri gelip de bunu uygulamaya kalktığında da daha dördüncü günde eleştirmeye başlıyoruz. Tabii ki sizler konunun daha hakimsiniz ekonomiye. Neyi eleştiriyorsunuz? Neden bunu eleştiriyorum? İki nokta var. Birincisi, evet, irrasyonel politikalardan vazgeçeceğine dair açıklamalar yaptı Mehmet Şimşek. Peki irrasyonelliğin tavan yaptığı nokta neresi? TÜİK'teki enflasyon rakamları. Oradan Türkiye itiraza başlasın diyorsunuz. Tabii, akıl dışı uygulamaları sebebi burasıdır. Yanlış tahlil, yanlış reçeteyi yol açıyor. Şu anda TÜİK doğru enflasyon mu açıkladı? Hayır. Buna itiraz etmedi. İtiraz etmediği gibi kısa zamanda belirlenecek emekli maaşı, asgari ücret, memur maaşı bu zam üzerinden belli olacak. Dolayısıyla hem irrasyonel eleştirisini yapıp hem de bunun peşinden bunu veri olarak kabul etmek akıl kârı değil, bunu eleştirmedi. Hı-hı. İkinci nokta şu, irrasyonel olmanın dışında, rasyonelse eğer göreve başlarken bir programla ve bir kadroyla çıkmış olması gerekir. Ama yine baktığı açıklamalara bakarsak eğer, bir tanesinde yaptığı açıklama çok net, diyor ki biz ekibimizi güçlendirmek ve güvenilir bir program tasarlamaktır diyor, birinci aciliyetimiz. Peki o zaman şu anda bir programınız da yok. AKP de demek ki hazır değil. Mehmet Şimşek'in kadrosu da yok. Dolayısıyla bunların hiçbirisi rasyonel veriler değil. İrrasyonellik devam ediyor. Ve en önemli noktaya geçiyorum. Benim gözümde Mehmet Şimşek kimdir? Mehmet Şimşek kimdir? Türkiye'de gelir dağılımı adaleti çizgisine bakarsanız 2013'ten beri seyre bir bakarsak, Mehmet Şimşek'in de olduğu dönemlere bir bakarsak, toplumun en zengin %20'lik kısmının gelir dağılımında %48'lere, yani gelirin %50'sine sahip olduğunu görürüz. Geri kalan %83'e, diğer yarısına. Dolayısıyla benim gözümde Mehmet Şimşek gelir dağılımı adaletini simgeler. Buraya dair bir çözüm eğer sunmayan hiçbir çözüm bizim açımızdan rasyonel kabul edilemez. Ve bir mutlak bir çözüm gerçekleştiremez. Bunu görünce de bütün bu politikaların, hem enflasyonla ilgili politikaların hem bu döviz politikasının kısa zamanda yoksuldan alıp zengine veren bir politikaya dönüşeceğini gözlemliyorum. Mehmet Şimşek iki konuda deneyimlidir. Biz onun o deneyimleri biliyoruz. Bir, Türkiye sıcak para getirebilir. Herkes böyle bir beklentide. İki, bazı kurumları satabilir.
Şimdi Türkiye'ye sıcak para getirdiğinde ne yaptığını deneyimlemişiz biz daha önce. Sıcak para getirmiş ve daha çok inşaat sektörüne bu paralar yönlendirilmiş. Ne yazık ki üretime yönlendirilmemiş ve Türkiye'ye gelen sıcak para yapısal bir problemi çözmemiş. Bunu temsilci Mehmet Şimşek. İkincisi, şu anda dolar artışıyla beraber Türkiye'deki şirketlerimiz, varlıklarımız, Türkiye varlık konudaki kıymetlerimiz değersiz hale geliyor. Ve göreceksiniz ki kısa bir zaman sonra aynı zamanda bu Mehmet Şimşek BOTAŞ'ın ve Türk Hava Yolları'nın satışla ilgili propaganda yapar, arayış haline gelen Mehmet Şimşek olacaktır. Bu öngörülerimi ben önceden gördüğüm için peşinen de paylaşıyorum. Testi kırılmadan bunları paylaşarak bunlardan vazgeçirmek istiyorum. Hedefim kişisel bir zafiyet değil, politik olarak bu politikaların eleştirisini yapmaktır. Bunu evet. söylüyorum. Aynı zamanda da şu anda bir not düştünüz. Önümüzdeki dönemki öngörülerinizle ilgili. Özgür Bey, kalmanızı isterim. Biraz daha kalın isterseniz, eğer çok yoğun işiniz yoksa. Şöyle, önce ben de çok isterim. Siz de çok severim. Biliyorsunuz Biliyorum. Konuklar da çok kıymetli. Ama bir randevulu süreç var. Biliyorum. Peki. Tamam. Çok teşekkür ederim. Arkadaşlara selamlar sunuyorum. Biz de teşekkür ediyoruz. Tekrar görüşmek üzere diyelim o zaman. Şimdi